Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans kanalına hoş geldiniz. Yani Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Pokemon Go bilgisayarda nasıl oynanır onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki Pokemon Go çıktığı günden beri dünya çapında bayağı bir etki uyandırdı. Bayağı bir kitleye sahip oldu. Öncelikle Android'de oynayan sayısı fazlalaştı. iOS ise bazı bölgelerde aktifti. Yavaş yavaş yayılmaya başladı. Şu an oyun zaten beta aşamasında olduğu için tamamıyla duyurulduğunda ve çıktığında çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında tekerlekli sandalyeye mahkum olan arkadaşlar Pokemon Go'yu nasıl oynayacak diye bir sorun vardı. Bu sorunun çözümüne de Pokemon hayranları el attı ve şöyle bir çözüm buldu. Artık bilgisayar üzerinden de Pokemon Go oynayabilmek mümkün oldu. Bu sayede bilgisayarınıza indireceğiniz bir dosya sayesinde Pokemon Go'yu istediğiniz yerde oynayabilirsiniz. İsterseniz Avustralya'da, isterseniz Amerika'da, isterseniz Almanya'da, istediğiniz her yerde oynayabilirsiniz. Tabii oturduğunuz yerden Almanya'ya ışınlanacak değilsiniz. Fake bir GPS kodu var. Onunla birlikte otomatikman devreye girerek sanki telefonunuz Amerika'daymış gibi işlev sağlayabiliyor. Şimdi yapmanız gerekenleri sizlere basitçe anlatacağım. nbix.com adresine giriyorsunuz. Bu linki zaten videonun altındaki sitemizde paylaşacağım. Buradan indirebilmeniz mümkün olacak. Adrese girdikten sonra yapmanız gerekenler oldukça basit. Sayfanın hemen altına giriyorsunuz. Altına iniyorsunuz. Try out Pokemon Go for PC var. Noxap Player 3.2 ve üstü versiyonlarda çalışabiliyor. Şimdi bu Noxap Player şöyle bir uygulama. Nasıl WhatsApp'ı bilgisayardan kullanabiliyorsanız bazı uygulamaları da Android sanal sürücü sayesinde bilgisayar üzerinden kullanabilmeniz mümkün. Nox'la birlikte birleştirilmiş ve Pokemon'a özel iyileştirilmiş. Buradan hemen indire tıklıyorsunuz ve indirmeye başlıyorsunuz. Ben indirmiştim önceden. Toplamda 344 MB, 350 MB'a yakın bir şey. Kurduktan sonra bilgisayarınızda masa üstünde belirebiliyor. Download Pokemon Go Android APK indirmenize gerek yok. Nox'u indirdiğiniz zaman zaten otomatikman içinde belli oluyor. Burada tutorial'lar var. Tutorial'lara tıkladıktan sonra nasıl oynandığını, nasıl ilerlediğini görebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Program birazcık yavaş olsa da bilgisayarınızın performansına bağlı olarak hızlı bir şekilde de çalışabiliyor. Onun altını çizmek isterim. Programın ilk açılışı böyle. Açıldıktan sonra normal hesabınızı giriyorsunuz. WASD tuşlarıyla oynamak mümkün. İsterseniz klavyenin farklı tuşlarını da atayabilirsiniz. İstediğiniz lokasyonda anında belirebilirsiniz. Tabi hesabınızın kilitlenme ya da banlanma olasılığı var mı diye soracak olursanız tabii ki var. Tespit edilirseniz birazcık sıkıntı olabilir. O yüzden zırt pırt hani bir anda Amerika'dayken Almanya'ya uçmayın. Öyle bir şey hani normal yürüyerek imkanı yok. Onun dışında eğer lokasyonda işte Sydney'den başka bir yere 300 kilometrelik bir yere anında ışınlanırsam yumurtam patlar mı diye de düşünmeyin. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Neyse programımızı ufaktan açalım. Programın açılışı birazcık yavaş. Bilgisayarı kullandıktan sonra direkt ekran bu şekilde karşımıza çıkıyor. Birazcık yavaş da oluyor. Bilgisayarınızın performansına bağlı olarak değişecektir. Ben şu anda SSD RAID kullanıyorum. Toplamda 500 GB'lık bir SSD var. Ona rağmen yavaş açılıyor. Ama değer mi derseniz bence fazlasıyla değecektir. Evet arkadaşlar, şimdi programımız açıldı. Yaklaşık 2 dakika bekletti. Bazen çok bekletiyor, bazen hiç bekletmiyor. Sistemle alakalı bir sıkıntısı var ama hani bu programın çökmesine ya da oyunun kapanmasına sebep olmuyor. Masa üstünde hemen oyunumuz beliriyor. Belirdikten sonra hemen full ekran yapabilirsiniz. Şu an full ekran yaptık. Yavaştan hesaba girmeli. İlk açtığınız zaman kendi Gmail hesabınızı ya da herhangi bir hesabınızı girmeniz yeterli. Şimdi oyuna girdik arkadaşlar. Ben Sydney'deyim.
Level 16'yım. Frekans adam olarak kayıt oldum. Hemen böyle baya bir zenginliğin içinde doğdum. Ha, bir açıdan da hızlı level alabilmek için güzel bir yöntem. Hızlı ve basit bir şekilde yüklemeniz mümkün. Birazcık takılabiliyor ama hani oynamanızda bir engel teşkil etmiyor. Yalnız Arbok buldum be. Yuh, bayağıdır arıyordum. Şansa bak ya, video çekim derken Arbok buldum. Güzel oldu, hemen besleyelim. İyi bir atış gerçekleştirdik. Umarım yakalarız. İlk defa Arbok yakalayacağım. Hadi be. Kaçıyor. Lütfen. Ha. Fareyle atmak biraz zor olabiliyor. Bayağı zor hatta. Ama alışınca üstesinden gelirsiniz. Ben şu an heyecanlandığım için atamıyorum. Hadi be, öf. Şimdi attım. Şu an yakalanmış olması lazım. Hadi. Evet arkadaşlar, Arbok'umu da yakaladım. Arbok'umu yakaladım. Daha önce yakalayamamıştım. Güzel. Güzel. Ama atak gücü birazcık düşük. Hemen şuradaki şeylerden XP de alalım. Topla toplayalım. Şunlara özen gösterin arkadaşlar. Sürekli yaptığınızda hızlı bir şekilde level alabilirsiniz. Hani iki tanesinden 100 XP alıyorsunuz. Bir Pokemon yakalamış kadar oluyorsunuz. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Hemen şuradan sesi kısayım biraz. Program sayesinde sesi kısmak, işte lokasyon değiştirmek, klavyeye tuşlar atamak mümkün. Buradan bakabilirsiniz. Programda ekran kaydetme de mümkün. Yani bayağı bir hoş olmuş ya bu Nox. Herkese öneririm açıkçası. Özellikle hani Pokemon Go oynamak isteyen ama dışarıya çıkamayan arkadaşlar için de ilaç gibi olacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da oynamak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Sesim neden deton oldu onu da bilmiyorum. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Özellikle Pokemon Go oynayanlara güzel bir video hazırlamak istedim. Şimdi şu anda görebileceğiniz üzere level 16'yım ve hiçbir şekilde Pikachu'yu yakalayamadım. Yaklaşık 10 gündür oynuyorum ve Pikachu'yu bulamadım. Ve çoğu arkadaşımız, Pikachu hayranı olan çoğu arkadaşımız da Pikachu'yu nasıl yakalarım diye merak ediyordur. Bunun en hızlı ve en kolay yöntemini çözdüm. Bugün sizlere onu anlatacağım. İlk oyuna kayıt olup başladığınız zaman karşınıza 3 tane primary, yani birinci seçebileceğiniz bir Pokemon sunuyorlar. Onları almayıp sürekli devam ederseniz, yürürseniz, lokasyon değiştirirseniz bir süre sonra karşınıza Pikachu çıkabiliyor. Bunu kendim denedim ve bu yöntem sayesinde Pikachu elde ettim. Bugün sizlere onu göstereceğim. Ama önce Pokemon Trainer Club'a üye olmanız gerektiğini de belirtmek istiyorum. Trainer Club'a üye olun ve ondan sonra oyuna girin. Oyuna girdikten sonra da sürekli yürümeye devam edin. Bu Pokemon'lardan uzaklaşana kadar, bu 3 Pokemon'dan uzaklaşana kadar devam edin. En sonunda Pikachu karşınıza çıkıyor ve topu fırlatıp Pikachu'yu birinci Pokemon'unuz yapabiliyorsunuz. Düşünün, yani 10-15 gündür oynuyorum ve hiçbir şekilde Pikachu'yu yakalayamadım. Ama 25-30 saniyede bir Pikachu'ya sahip olabildim ve sıfırdan temiz bir şekilde başlayabildim. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Yine Pokemon incelikleri ve hikayeleriyle karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.